Tarihine kalan herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden ünlü özelsi olarak karşınızdayım. 13. denememize devam ediyoruz. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Soru önce kendiniz çözün. Daha sonra benim çözümü izleyin. Türk adına kanun ve nizam sahibi anlamını yükleyen kişi Aşak'ın hangisidir? Vanbery'e göre Türk adının anlamı türemek çoğalmak, Darfur'a göre devlete bağlı halk, Nemet'e göre güçlü ve kuvvetli hatta Uygur kaynaklarında da güçlü ve kuvvetli olarak geçmekteydi. Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Ziya Gökalp'e göre kanun ve nizam sahibidir. Cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Atilla'nın Batı Roma ile yapmış olduğu gelişmeler arasındadır diyor. Evet. margos Anatolios anlaşmaları Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılmıştır arkadaşlar. Galya ve İtalya seferleri ise Batı Roma İmparatorluğu ile yapılmıştır. Bunları unutmayın. O zaman bizden Batı Roma İmparatorluğu ile yapılan hangileridir diye sormuş. Cevap yalnız 2 olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hükümdarlarına Aitengri unvanını veren, hukuk kurallarını yazılı getiren Türk devleti hangisidir? Evet. Biliyorsunuz, Büyük Kağan zamanında Maniheizm dinini benimsediler ve Maniheizm dininin de etkisiyle hükümdarlarına Aitengri unvanını vermişlerdir. E o zaman bu bilgiler hangi Türk devlete geçmektedir? Tabii ki Uygurlar arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Maristan adı verilen hastaneler yaptıran ve 905'te Abbas Ertrafı'nda yıkılan Türk İslam Devleti aşağıdaki hangisidir? Evet Maristan ve Bimaristan iki tane hastane var arkadaşlar. Lütfen bunları karıştırmayın. Karahanlardaki hastanelere Bimaristan, Tolunoğullarındaki hastanelere Maristan adı verilir. Unutmayın. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Bunlar da bilelim. Cevabımız Tolunoğulları. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangileri ilk Türk beyliği olan Saltuklara aittir diyor. Biliyorsunuz ilk Türk beyliği Saltukların merkezi Erzurum'dur arkadaşlar. Erzurum ve çevresi de kurulmuştur. Mama Hatun Türbesi, Üç Gün Tepsi Minare adlı eserler Saltuklara aittir arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde gerektiğinde Serdar Ekrem sıfatıyla ordulara komutanlık eden kişi Aşağı hangisidir? Evet Serdar Ekrem sıfatıyla ordulara komutanlık eden kişi tabii ki Sadrazam'dır arkadaşlar. Padişah'tan sonra gelen en yetkili kişidir. Bunları lütfen unutmayın. İstanbul'un yönetiminden sorumlu en büyük kişi Sadrazam'dır. Bunu da unutmayın. Cevabımız Adana. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Taht kavgalarına neden olduğu için sancak sistemini kaldıran padişah aşağıdaki hangisidir? Evet, sancak sistemiyle tahta çıkan son padişah 3. Mehmet'tir. Ve diyor ki, ben çıktığımda ne oldu diyor ya. He? Ben çıktığımda ne oldu? Bir halta yaradığı yok. En iyisi ben sancak sistemini kaldırayım diyecek. Sancak sistemini kaldıran 3. Mehmet'tir. Unutmayın, sancak sistemini kaldırıp yerine... Kafes usulünü getirmiştir arkadaşlar. Bunları bilelim. Soruda bize ne istiyor? Sancak sistemini kaldıran padişah tabii ki 3. Mehmet olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki eyaletlerden hangilerine garp ocakları denilmiştir? Bakın şarp doğu demek, garp batı demek. Batı ocakları olarak nitelendirilen eyaletler hangileridir? Cezayir, Tunus, Trabzgar. Bu üçü garp ocakları olarak nitelendirilmiştir arkadaşlar. Lütfen unutmayın cevabımız Edir olacaktı. 9. 1699 Karoç Anlaşması ile Osmanlı Devleti Ukrayna ve Potolya'yı aşağıdan hangisine bırakmıştır? Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın gündemde olduğu için Ukrayna sordum ki zaten gündemde olmasa sizin Karloç anlaşmasını çok iyi bilmeniz gerekiyor. ÖSYM'in en çok sormuş olduğu anlaşmaların birisi Karloç anlaşması arkadaşlar. Ukrayna ve Potolya'yı biz Lehistan'a bıraktık. Unutmayın. Bunlar bize sorulur. Cevabımız Lehistan. 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki anlaşmalardan hangileri Azak Kalesi ile ilgili gelişmeler arasındadır diyor. Evet. 1700 İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi'ni Rusya'ya bıraktık. 1711 Prut Anlaşması ile Azak Kalesi'ni Rusya'dan geri aldık. 1739 Belgrad Anlaşması ile Azak Kalesi'ni yıkılması şartıyla Rusya'ya bıraktık arkadaşlar. Bu yüzden bu üçlüyü unutma. ÖSYM sorar. Cevabımız 1-2-3 olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ikili devletlerin hangileri Grek ve Dacia projelerini ortaya atmışlardır? Evet. Grek ve Dacia projelerini Avusturya ile Rusya ortaya atmıştır arkadaşlar. Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak amaçları buydu. Evet. Avusturya ve Rusya unutmayın. Cevabımız Denizli. 12. soruyla devam ediyoruz. Evet. Aşağıdaki hangisi? 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı namı diğer 93 harbi sonucunda yapılan 1878 Berlin Anlaşması'nda yer almamıştır diyor. Evet çok güzel bir soru. 93 harbinden sonra yapılan Berlin Anlaşması'nda hangi madde yer almamıştır diye sormuş. Bakalım hocam. Kars, Ardahan, Batum, Rusya'ya verilecek. Doğru. Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak. Hayır. Bu Berlin Anlaşması'nda değil, 1878 Ayestefanos Anlaşması'nda yer almıştır. Büyük Bulgar Krallığı'nın kurulması Rusya'nın çıkarlarına uygun, Avrupa'nın çıkarlarına ters. O yüzden Ayestefanos'taki bu madde itiraz ediliyor ve Berlin Anlaşması'yla Bulgaristan... 3'e bölünecek arkadaşlar hatırlarsanız. Cevabımız Bursa. Biz yine diğer bakalım. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Yani biz bunları Sakar olarak kodlamıştık. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. Doğu Bayezid Osmanlı'da kalacak. Doğru. Doğu Bayezid'in Osmanlı'da kalması Rusya'nın güney inmesi engellenmiştir. Girip Dervelilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacak diyor. Evet. Bu da var. Hatta arkadaşlar Ermeni sorunu gündeme gelmiştir. Bunlar da bilelim. Cevabımız Bursa olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. 1878 Halife Fermanı aşağıdaki soruların hangisini ortadan kaldırmak için çıkarılmıştır? Şimdi 1878 hangi dönem? 2. Abdülhamit dönemi. Bakın bu padişahların dönemlerini bilmek zorundayız. 1876 1909 2. Abdülhamit. 1909 1918 5. Mehmet Reşat. 1918 1922 6. Mehmet Vahdettin. Bunları bilirim arkadaşlar. Halep Fermanı Girit için çıkarılmıştır. Çünkü Girit isyanı çıkıyor. Girit halkı isyan ediyor arkadaşlar. Bu isyanı bastırmak için biz Halep'e fermanını çıkarmışız. Cevabımız Girit. 14. soruyla devam ediyoruz. Azınlıklar nakdi bedel karşılığı askerlik yapmayacak maddesiyle cizye vergisi kesin olarak aşağıdaki hangisinde kaldırılmıştır? Evet. Nakdi bedel dediği bedelli askerlik hocam. Evet. Askerlik yapmayacak olan kişilerden eskiden cizye vergisi alınıyordu. Artık cizye vergisi kesin olarak kaldırılmış. Ne zaman kaldırıldı? Tabii ki ıslahat fermanıyla kaldırıldı. Böylece askere gitmeyecek olan kişilerden nakdi bedel alınıyor. Yani bedelli askerlikten alınan bugünkü 80 milyar. ödeyeceksin kardeşim askere gitmek yok. Bu. Cevabımız ıslahat fermanı. 15. soruyla devam ediyoruz. 1909'da gerçekleşen 31 Mart vakası ile ilgili aşağıda verilen gelişmelerden hangisi yanlıştır diyor. Osmanlı çıkmış ilk rejim karşıtı isyandır. Doğru. Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk isyan 31 Mart vakasıdır. Cumhuriyet döneminde rejime karşı çıkan ilk isyan Şef Said isyanıdır. Lütfen bu ikiliyi karıştırmayın. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olaydır diyor. Doğru. Tarih sahnesine çıktığı ilk olay 31 Mart Vakası. İlk askeri başarısını soracak olursa Trablusgarp Savaşı. Hareket Ordusu isyanı bastırmıştır. Doğru. Hatta Hareket Ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, Mustafa Kemal bu orduda Kurmay Yüzbaşı, Kurmay Başka olarak görev yapmıştı. Servetçi gazetesi yazarı Hasan Tahsin öldürülmüştür diyor yanlış. Servetçi gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürülmüştür arkadaşlar. Unutmayın ilk basın şehidi olarak geçer ilk basın şehidi Hasan Fehmidir. Hasan Tahsin değil. E hocam Hasan Tahsin kim? Hasan Tahsin Rumlara karşı ilk kurşun sıkan kişidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Cevabımız Denizli. Biz yine diğer şıklara bakalım. İsyan bastırıldıktan sonra İttihatçıların yönetimdeki etkisi artmıştır. Doğru. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 16. soruyla devam ediyoruz. Gizli anlaşmalarda yer alıp birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu işgale katılmayan ülke aşağıdan hangisidir? Evet. Gizli anlaşmalarda var. Fakat... Anadolu işgal edilirken yok. Hangi ülke hocam bu? Tabii ki Rusya'dır. Biliyorsunuz Çarlık Rusya Osmanlı'yı paylaşmak için gizli anlaşmalarda yer almıştı. Fakat 1917 yılında Bolşevik itiraiden dolayı Rusya ne yaptı? Savaştan çekildi. Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi. Yerine SSCB kuruldu. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Sovyet Rusya ne yaptı arkadaşlar? İngiltere ve Fransa'ya karşı cephe aldı. Ve sömürgeciliğe karşı, Mandavima'ya karşı. Bu yüzden ne dedi? Düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek Osmanlı'nın yanında yer aldı. Türklerin yanında yer aldı. Öyle değil mi? Kurtuluş Savaşı'ndayken bizim dostumuz kimdi? Rusya'ydı. Bize silah sevkiyatına bulundu. Silah yardımı bulundu. Bunları unutmayın. O yüzden arkadaşlar cevabımız Rusya olacaktı. 17. soruyla devam ediyoruz. ABD başkanlığındaki bir heyet Doğu Anadolu bölgesine gelerek Ermeni iddialarını araştırmış ve Türklerin haklılığını ortaya koymuştur. Özellikleri verilen bu rapor aşağıdaki hangisidir? Şimdi Amerika'dan gelen heyet Doğu bölgesinde araştırma yapıyor. Diyor ki bu bölge sömürülmeye müsait mi? Yeraltı madenleri bakımından zengin mi? Ve buradaki Ermeniler zulüm görüyor mu? Buradaki Ermeniler çoğunlukta mı? Diyerek araştırma yapmak için gelmiştir. Hazırladı raporda bu bölgede Türkler çoğunluktadır ve Ermeniler zulüm görmemektedir. Ermeniler zulüm görmüyor ve doğal bölgesi sömürülmeye müsait değil. Yeterli maden yok diyerek raporunu hazırlar. E hocam bu kim? Tabii ki General Harvard arkadaşlar. Unutmayın. General Harvard Doğu Adal bölgesinde incelemeler yapıyor ve General Harvard raporunu hazırlıyor. Şimdi buradaki raporları sizinle beraber bir otopsi yapalım. Tek tek şıkları bir irdeleyelim. Miller raporu. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı döneminde Batı cephesi ne yapıyor arkadaşlar? Bölünüyor. Deniliyor ki Rum askeri mille hattının doğusuna geçemeyecek. Mille hattının doğusuna geçmeyecek. Türk askeri mille hattının batısına geçmeyecek. Böyle bir hat çiziliyor. Biz buna mille hattı hazırlanan rapora ise mille raporu diyoruz. Doktor Esat Işık raporu ise Milli Kongre Cep Cemiyeti'nin kurucusu Doktor Esat Işık, Milli Mücadeleyi basın yayın yoluyla halka ve dünyaya anlatmak için kurulmuştur. Kuvay Milliyet haberine ilk defa kullanan cemiyet, Doktor Esat Işık önderliğinde Milli Kongre Cemiyeti'dir. Hazırlanan rapor Doktor Esat Işık rapordur. Hristiyan raporu ise Samsun bölgesinde Rumların zulüm gördüğünü, Türklerin Rumlara zulmettiğini yazmaktadır. Bizim aleyhimize bir rapordur arkadaşlar. Unutmayın Karadeniz bölgesinde Rumlar çoğunluktadır diye hazırlanan rapor Hrisantos raporudur arkadaşlar. Amiral Bristol raporu ise Batı Anadolu'da Rumlar değil Türkler çoğunluktadır. Rumların yapmış olduğu işgaller haksızdır diyerek Türklerin haklılığını ortaya koyan İlk uluslararası belge Amiral Bristol raporu arkadaşlar. Böylece otopsi yapmış olduk. Cevabımız General Harvard raporu olacaktı. 18. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi? Amasya yönergesini imzalayanlar ve onaylayanlar arasında yer almaz diyor. Evet. Şimdi biliyoruz ki Amasya Genelgesi'ni imzalayanlar ve onaylayanlar olmak üzere biz bunu kodlamıştık. Mar KC olarak genel tekrar videolarımıza kodlamıştık. Neydi hocam o? Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orvay, Refet Bele. Bu dört kişi Amasya Genelgesi'ni imzalamıştır. Toplantıya katılıp imzalayanlar. Toplantıya katılamayıp Paşam siz ne karar alırsanız alın biz onaylıyoruz diyenler yani telgraf yoluyla onaylayanlar Erzurum'dan Kazım Karabekir, Konya'dan Cemal Paşa onaylamıştır. E o zaman burada hangisi yok hocam? İmzalayanlar ve onaylayanlar arasında hangisi yok? Tabii ki Ali Fethi Okyar yoktur. Cevabımız Edirne. 19. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay Erzurum Kongresi'ne delege olarak katılabilmeleri için istifa edenler yukarıdakilerden hangileridir diyor. Evet biliyorsunuz Mustafa Kemal ve Rauf Orbay Erzurum Kongresi'ne misafir olarak katıldı arkadaşlar. Daha sonra dedi ki ben ve Rauf Orbay toplantıya direkt dahil olmak istiyoruz olabilir miyiz? Tabii ki paşam buyurun buyurun dediler ve Mustafa Kemal ve Rauf Orbay toplantıya direkt dahil oldular. O yüzden... Mustafa Kemal ve Orbay'ın delege olarak katılabilmeleri için iki kişi sandalyesini devretmek zorunda kaldı. Kimler onlar? Cevat Dursunoğlu, Kazım Yurdalan. Bu iki kişi istifa edip Mustafa Kemal ve Orbay'a haklarını verecekler. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. 20. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangileri Amasya görüşmelerine temsil heyet adına katılmışlardır diyor. Evet biliyorsunuz arkadaşlar temsil heyet adına Mustafa Kemal, Bekir Sami Bey, Rauf Orbay katılmıştır. İstanbul hükümeti adına ise Salih Paşa katılmıştır. Bunları bilelim cevabımız 1 ve 3 olacaktı. 21. soruyla devam ediyoruz. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yapılan Londra Konferansı'nda söz milletin gerçek temsilcisine aittir diyerek söz hakkını TBMM temsilcisine veren kişi aşağıdan hangisidir? Evet. Biliyorsunuz 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yapılan Londra Konferansı vardı değil mi? Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem TBMM Hükümeti'ni birlikte çağırmışlardı. İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM adına Bekir Sami Bey katılmıştı. Sürekli söz hakkını Tevfik Paşa'ya veriyorlar. Bekir Sami Bey hiç söz hakkı alamıyordu. Amaçları buydu zaten itiraf etlerinin. Amaçları ikilik çıkarmak. ikilik çıkarıp Sevr Anlaşması'na kargaşadan yaranılıp imzalatmak istiyorlardı. Sürekli söz hakkını Tevfik Paşa'ya veriyorlar. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Artık dayanamıyor bizim Tevfik Paşa. Ve ayağa kalkıyor. Diyor ki sözü milletin gerçek temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum diyor. TV'ye bırakıyorum diyor. Ve böylece Bekir Sami Bey kalkıyor ayağa başlıyor misak-ı milli anlatmaya. Tüm itilaf devletleri şok. Ve böylece Londra konferansı Aracı aracılığıyla itilaf devletleri TV'nin siyasi varlığını kabul etmişlerdir. O zaman bu sözü kim söylemiş? Tevfik Paşa. Konya şivesiyle Tevfik. Cevabımız Adan arkadaşlar. 22. soruyla devam ediyoruz. Lozan anlaşmasından önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden devlet aşağı hangisidir? Evet. Lozan'dan çok önce Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etti. Ne zaman? 1. İran Savaşı'ndan sonra Moskova Odoska Anlaşması'yla ile kaldırıldığını kabul etmiştir. Cevabımız Sovyet Rusya olacaktı. 23. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki savaşların hangisi yapılırken Koçgiri isyanı ve Pontus isyanı yaşanmıştır? Evet. 2. İnönü Savaşı esnasında Koçgiri isyanı ve Pontus isyanları yaşanmıştır. Bunları bilelim. Birinci İnönü Savaşı esnasında Çerkezlem isyanı yaşanıyordu. O yüzden ÖSYM bunları sorar Dikkat ki zaten arkadaşlar 2021 ayeti sınavında 2. İnönü Savaşı'nı sordu. Koçgiri ve Pontus isyanları hangi savaş esnasında yaşanmıştır diye sordu. Cevap 2. İnönü Savaşı olacaktı. Cevabınız Bursa. 24. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırasına göre doğru sıralanışı aşağıdaki hangisidir? Evet, kırılmacı sorusunu ÖSYM e sorar biliyorsunuz. Sever böyle soruları. O yüzden bunları sizinle beraber bir kronolojik olarak sırlayalım. Söyle Kanunu 1934. Medeni Kanun 1926. Türk Tarih Kurumu 1931. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924. O zaman sırasıyla 4 2 3 1, 4, 2, 3, 1. Yani cevabımız deniz olacaktı. 25. soruyla devam ediyoruz. II. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen konferanslardan hangisinde Mihver devletler kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar mücadele devam edilecek maddesi yer almıştır. Evet bu madde hangi konferansta yer almıştır? Tabii ki Casablanca konferansı hocam. Dikkat et bunlar bize sorulur. Cevabımız Edirne. Diğer konferansları birer cümleli özetleyelim. Kubik konferansı Normandiya çıkarmasının yapılma kararı nerede alınmıştır? Kubik konferansında. Tahran konferansı, Kahire konferansı, Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmak için düzenlenen konferanslardır arkadaşlar. San Francisco Konferansı ise Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulduğu konferanstır. Unutmuyoruz. Cevabımız Edirne. 26. soruyla devam ediyoruz. 2. Dünya Savaşı sonrası aşağıdaki ikili devletlerden hangilerinde keş bir sorun yaşanmıştır? Şimdi Keşmir sorunu Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan bir sorundur arkadaşlar. Çoğu arkadaşlarımız Pakistan ile Afganistan'ı karıştırıyor. Lütfen karıştırmayın. Bakın denemelerde ve çıkar. ÖSYM'nin sularına çıkar. Dikkat edin. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorun Keşmir sorunudur. Bu sorun Taşkent deklarasyonu ile çözümlenmiştir. Cevabımız Adana olacaktı. 27. soruyla devam ediyoruz. Şimdi yorumlarda gördüğüm kadarıyla en çok şöyle şey, isteklerde bulunuyorsunuz. Hocam Çağlaş Türk Dünya tarihinden biraz daha fazla soru sorabilir misiniz diye. Önceki denemelerimizde Çağlaş'tan birer soru soruyordum. Bu denemede 3 soru sordum. Sizi kırmadım bakın. 3 soru sordum. Sizler de emeğime karşılık videoyu beğenirsiniz artık. Yukarıdan hangileri? Arap-İsrail savaşları ile ilgili gelişmelerdir diyor. Bakıyoruz. Göktipur savaşı Arap-İsrail savaşıdır. Amerikalı Harry Kissinger Mısır ile İsrail arasında mekik dokuyor. Neden? İşte diyor ki ya savaşı bitirin artık. Bakın zarar derseniz savaş biterse şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur gibisine Mısır'a konuşuyor. Gidiyor İsrail'le konuşuyor. Bir Mısır bir İsrail. Bir Mısır bir İsrail derken mekik dokuyor. De Git gel yaptığı için Mekik okuyor. Bu yüzden Mekik diplomasisi diyoruz arkadaşlar. Arap-İsrail savaşlarını bitirmek için. Henry Kissinger'ın yapmış olduğu diplomasi Mekik diplomasidir sorulur dikkat. Camp David anlaşması. Bakın Arap-İsrail savaşlarını bitiren anlaşma Camp David anlaşmasıdır. Mekik diplomasisi işe yaramıştır. Ve böylece Mısır ile İsrail el sıkışıyor. Camp David anlaşmasıyla savaş sona ermiştir arkadaşlar. İsrail'i tanıyan ilk Müslüman devlet Türkiye'dir. Bu şekilde sorulur. Dikkat et. İsrail'i tanıyan ilk devlet Amerika. İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti Mısır'dır. Böylece cevabımız 1-2-3 olacaktı. Ve geliyoruz kapanış konuşmasına. Başkalarından iyi olmayı arzu etme. Önceki halinden iyi olmaya arzu et. Zihinler başkaları ile meşgul olduğunda küçülür, kendisiyle meşgul olduğunda büyüyüp gelişir. Ben size bir önceki denemede şöyle bir motivasyon konuşması yapmıştım. Dedim ki hayattaki en büyük rakibiniz bir başkası değil. En büyük rakibiniz kendinizsiniz arkadaşlar. Bu yüzden kendinizi yenmek zorundasınız. Bu nasıl bir şey hocam diyeceksiniz. İşte atıyorum evli tek başınasın. Ya birazcık film izleyeyim. Ya birazcık uyuyayım. Nasıl olsa kimse bana karışmıyor. Ya birazcık arkadaşlarıma gezip tozayım. Nasıl baş, kafama vuran yok. Demeyin arkadaşlar. Bir başkası sizin ölçütünüz değil. Rakibiniz değil. Sizin en büyük ölçütünüz, en büyük rakibiniz kendinizsiniz. Kendinizi yenmek zorundasınız. Kendi içinizden, içinizden gelen sesi bastırmak geleceğinize giden yolda emin adımlarına yürümek zorundasınız arkadaşlar. Lütfen bir başkasıyla değil, kendimize meşhur olalım. Kendimizi nasıl yetiştiriyoruz? Kendimizi nasıl geliştiriyoruz? Bunlara bakalım. Yoksa bir başkasını eleştirmek bizim haddimize değil. Evet değerli arkadaşlar, 27 soruyu böylece sizinle beraber otopsi yapmış olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.